çok iyi dönüşüm satıştan Kerem Akdemir ben. Saat oldukça ilerledi. Hızlı bir şekilde toparlayıp bitirmeye çalışacağım. Arada sorunuz olursa alırım. Sıkıntı olmaz onda. İlk konumuz E-Müstahsil Makbuzu. Biliyorsunuz 1 Ocak itibariyle müstahsil makbuzları gönüllü olarak E-Müstahsil Makbuzu olarak düzenlenebilecek. 1 Temmuz'da da bu tamamen zorunluluk haline gelecek ve bütün müstahsil makbuzları E-Müstahsil Makbuzu olarak düzenlenecek. Burada E-Müstahsil Makbuzu'na geçişte E-Fatura ve E-Deftere geçmek zorunda değiller. Sadece E-Müstahsil Makbuzu'nu kullanabilecekler. Geçiş süreci E-Fatura ve E-Arşiv Fatura gibi ilk önce bir mali mühür alınacak. Bu mali mühür özel entegratör tarafında çalışacaksa yine sisteme tanıtılacak. Uyumsoft'ta çalışıyorlarsa mali mühür işlemiye Uyumsoft onların da gerçekleştirecek. E-Fatura gibi değil, anlık olarak iletilmeyecek, tamamen E-Arşiv'e benzeyen bir süreç. Raporla oluşturulacak, takip eden aydın Gelir Dairesi Başkanlığı'na iletilecek. Yani burada süreç daha çok E-Arşiv'e benziyor, E-Fatura'dan daha çok. Yeni bir konu olarak kare kod uygulaması burada karşımıza çıkacak. E-Fatura'da ve E-Arşiv Fatura'da bu kare kod uygulaması yok. Fatura normal bildiğimiz fatura şablonunda düzenleniyor ama müstahsil makbuzu ve serbest meslek makbuzuyla birlikte hayatımızda bir kare kod kuruyor. Düzenlenen makbuzlarda bu kare kod olmak zorunda olacak ve buradan sorgulamalar yapılabilecek durumda olmak zorunda. Herhangi bir denetlemede o kare kod üzerinden sorgu yapılacak ve ne oldu, nereden gelip nereye gitti buradan takip edilebilecek. İkinci konumuz serbest meslek makbuzu. Sizleri de en çok yakından ilgilendiren konu aslında. Biliyorsunuz 50.000 TL cirosu olan 2016'da firmalı mali müşavirler, doktorlar, avukatlar 1 Temmuz'da sisteme dahil olacak. 1 Ocak 2019'da da herhangi bir sınır olmadan herkes bu sisteme dahil olacak. Aynı şekilde bir mali mülk alacaksınız kendi adınıza veya muhasebe ofisiniz adınıza. Burada Uyumsoft yine mali mülk üzerinden bütün faturalama ve gönderim işlemlerinizi gerçekleştirecek. E-Arşiv faturada olduğu gibi rapor oluşturup rapor olarak Gelir İdaresi'ne bunları iletilecek. Takibi tamamen raporla yapılacak Gelir İdaresi tarafından. Mali belirtilen bir şeydi. E-Arşiv gibi mali bir takı olmak zorunda değil. Burada Uyumsoft'u desteği sağlayacak sizlere. Karşı tarafa bunları e-mail ortamında iletebileceksiniz veya karşı taraf bunu kağıt ortamında istiyorsa da basılı yine A4 kağıda yazdırıp ıslak imzayla karşı tarafa teslim edebileceksiniz. Bu belgenin üzerinde olması zorunlu alanlar şu an için açıklananlar. Serbest meslek erbabının adı soyadı, vergi dairesi, vergi numarası veya TC kimlik numarası olmak zorunda. Müşterinin adı, soyadı, unvanı, adresi, mükellef ise vergi dairesi olmak zorunda. Belgenin düzenlenme tarihi saat ve dakika olarak bunun üzerinde belirtilmek ve görülmek zorunda. Aynı zamanda tutar da üzerinde olacak. Kare kod uygulaması aynı müstahsil makbuzda olduğu gibi burada da her faturanın üzerinde, her belgenin üzerinde bir kare kod olacak ve bütün sorgulamalar buradan gerçekleştirilecek. Bu konuda bir sorunuz varsa yanıtlamaya çalışayım ama hala taslak aşaması olduğu için net oturmayan yerler var. Varsa sorunuz yardımcı olmaya çalışayım. Kare kodda faturanın içeriği olacak aslında. Yani bu üzerinde yazılı olanlar, gönderildi, gönderilmedi, ne gönderildi, kaç liralık bir fatura, hangi hizmet karşılığında olduğu fatura o kare kodun içinde gizlenmiş olacak. Oradan sorgulanmış. Aynen öyle. Mümkün değil. Çünkü daha iletilmemiş olacak o fatura. Ertesi ayın belki iletilmiş olacak. O yüzden o karşılıklı sorgu şu an için mümkün değil. Buraya aslında bu daha çok e-irsaliye için uygulanan bir şey. E-irsaliyede de kare kod olacak ama şu an çıkan her taslakta bu var. Müstahsil makbuzu ve serbest meslek makbuzu kare kod olmak zorunda yazıyor. Değişiklikler olabilir. Yani şu an kafadaki olanlar bu ama biliyorsunuz her şey kesinleşmeden değişebiliyor. Son konuda herhangi bir tekliyle herhangi bir zorunlulukla alakası olmayan bir uzman mutabakat ürünü hakkında. Uyumsoft'un kendi hazırladığı bir program, uzmanmutabakat.com diye internet üzerinden çalışan bir bulut sistemi bir program. Biliyorsunuz her ay yapılan BABS veya 3 ayda 6 ayda bir yaptığınız cari mutabakatları online ortamda yapmanızı sağlayan bir sistem. Ticari programınızdan bağımsız olarak aldığınız Excel listeyi bizim uzmanmutabakat.com sitemizde size açtığımız üyelikten yüklüyorsunuz. Burada 50 firma da olabilir, 100 firma da olabilir, 1 firma da olabilir. Bir sefere mahsus hepsinin e-mail adresini bize veriyorsunuz ve listeyi yüklediğiniz anda biz karşı firmaya e-mail olarak bir BA veya BS formu iletiyoruz. Karşı tarafın bir üyelik yapması gerek yok burada. Kendisine gelen mail üzerinden iki farklı seçenek var. Kabul et veya reddet diye. Reddederse size bunu niye reddettiğini bildirmek zorunda. Tutarda bu belge adetinde bir hata var. Bunu bildirmek zorunda.
onaylarken de kimin onayladığını yazmak zorunda ki yarın sorgu olduğunda ben onayını kimden aldım oradan görebilirsiniz diye. Sistemin bir güzel tarafı, biliyorsunuz bu mail üzerinden cevap mahallemizde oturmuş bir sistem değil. Sizin belirlediğiniz aralıklarla cevap gelmezse karşı tarafın e-mailleri tekrar tekrar gönderiyoruz. Yani her gün derseniz biraz bıktırmak için, cevap alabilmek için her gün maili tekrar atıyoruz. Ta ki cevabı alabilene kadar. Ay sonunda da genel raporu sizlere yayınlıyoruz. 100 mutabakattan 90'ı döndü, 5'i beklemede, 5'i beklemediği gibi. İşlerinizi hızlandıracağınıza, takibinizi kolaylaştıracağınıza inandığımız bir sistem. Bir gün bir zorunluluğu, herhangi bir şey yok. Görüşmek isterseniz, ayrıca bilgi almak isterseniz demolar üzerinden vesaire üzerinden de sunum yapabilir size. Dediğim gibi kısa geçeceğim. Varsa sorunuzu alayım yoksa teşekkür edeyim ben de size. Yaptığınız adet üzerinden yapıyoruz ama burada gönderin mail üzerinden değil adet üzerinden. Yani bir firma listesi hem BA hem BS hem cari yapıyorsanız ve o firma 10 tane e-mail gittiyse o bizim için 1 adettir. Örnek verecek olursam 50 adete kadar 30 liralık bir ücreti vardır. 100 adete kadar 50 liralık bir ücretle başlar. Bu 250-500 bin olarak devam eder. Peki ben teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Sabrınız için müsaade ederim.